Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Ekosistem ekolojisi kısmına geçiş yapıyoruz. Aslında biraz konumuza başlamıştık. Ekolojik kavramları anlatmıştık. Besin zincirlerinden, besin ağlarından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde biraz daha detaylandıracağız aslında. Hemen ödevlerinizi de göstermiş olayım. Ekosistemi etkileyen faktörler, abiyotik, biyotik faktörler bir önceki dersimizin konusuydu. Yani sayfa 146'dan başlayarak ekolojik kısmının sonuna, yani madde döngülerine kadar olan kısmı çözmüş olmamız gerekiyor. Hemen sayfanızı da söyleyeyim. Sayfa 161'e kadar dinamoda gelmiş olmamız gerekiyor. 0'dan 10'a da hemen söylemiş olayım. Bir önceki dersimizde tür, komünite, popülasyon, habitat, ekolojik niş, bu kavramlardan bahsetmiştik. Ekosistemi etkileyen faktörlerden de bahsetmiştik. Beslenme çeşitlerine göre canlılar da yine konularımızın içerisinde olacak. Bugün karşımıza çıkacak. Üretici, tüketici canlılardan bahsedeceğiz. Besin ağlarından, besin zincirlerinden bahsedeceğiz. Madde döngülerinin sonuna kadar da geleceğiz. Su döngüsü, karbon döngüsü ve azot döngüsü bugünkü dersimizin konusu olacak. Sayfa 169'dan sonra gelen iki testi de mutlaka çözün. Sayfa 171'e kadar olan kısımdan bugünkü dersimizin sonunda sorumluyuz diyeyim gençler. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Bugünkü dersimizde besin piramidini, besin piramidinde enerji aktarımının nasıl gerçekleştiğini, oluşan biyokütle piramitlerini anlatacağız. Biyolojik birikimi, biyolojik birikiminin insan sağlığı üzerinde, diğer canlılar üzerindeki etkilerini anlatacağız. Madde döngüsü dediğimiz doğadaki su döngüsü, karbon döngüsü bizim bugünkü dersimizin konusu olacak. Yani 3. ünitemizin başlığı ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarıydı ya. Biz ekosistem ekolojisi kısmını bitirmiş olacağız. Bir videoda da güncel çevre sorunlarını anlatacağız. Böylelikle konularımızın tamamı bitmiş olacak. Çok istediğiniz ikinci dönem full özetler vardı gençler. Tabii ki sizleri kırmayacağız. İkinci dönem full özetler de en kısa sürede karşınızda olacak diyeyim. Hadi bugünkü dersimize bir hatırlatmayla başlayalım. Besin zinciri ne demekti? Belirli bir komünitede madde ve enerjinin üreticilerden tüketicilere doğru aktarılması besin zincirlerinin oluşmasına neden oluyordu. Mesela şuradaki besin zincirine bakalım. Bizim bir tane bitkimiz var. Bitkimizi kim yemiş? Tavşan. Tavşanı yılan yemiş. Yılanı da kartal yemiş. Bu bizim için bir besin zinciriydi. Şöyle bir baktığımız zaman bu bitkiyi işte sincap yese, sincabı kartal yese, şuradan da bir besin zinciri meydana geliyordu. Yine şu tarafta da bir besin zincirinin oluştuğunu görüyoruz. Besin zincirleri bir araya geldiği zaman, daha kompleks bir yapı oluşturduğu zaman da besin ağı dediğimiz yapılar söz konusu oluyordu. Şimdi besin ağından da bahsettiğimize göre biraz da besin piramitlerinden bahsedelim. Besin piramidi dediğimiz, ekolojik piramit dediğimiz piramitler meydana geliyordu. Besin piramidi ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdi? Besin piramitlerine baktığımız zaman besin piramitlerinin en alt basamağında her zaman üretici canlıların yer alması gerekiyordu. Üretici canlılarla beslenen birincil tüketici dediğimiz canlılar, onunla beslenen ikincil tüketici canlılar, canlılarımız vardı. Üçüncül tüketici canlılar da bunların üstünde gelecekti. Eğer bir basamak daha varsa son tüketicilerde vardır, işte dördüncül tüketicilerde vardır diyebiliriz. Besin piramitlerinde unutmayacağımız şey, ayrıştırıcı canlılar besin piramitlerinin her yerine gelirdi. Çünkü bu basamaklarda olan tüm canlılar ölebilir. Ayrıştırıcı canlılar tarafından bu canlıların parçalanması söz konusu olabilirdi. Üretici canlıların yer aldığı basamak bizim için trofik düzey, ama birincil trofik düzeydi. Birincil tüketicilerin yer aldığı basamak ise ikincil trofik düzey dediğimiz düzeydi. 3, 4, 5 şeklinde gidiyordu. Sakın düşmeyin. birincil tüketiciler ikincil trofik düzeyde yer alacaktır. Çok klasik bir örnek üstünden de gidecek olursak mesela ne diyebilirsin? Buraya otu yazarsın. Otu kim besin olarak tüketti? Çekirgeler. Çekirgeyi kim yedi? Yılanlar. Yılanları da kim yedi? Akbaba, kartal yemiş olsun. Ot burada üretici canlı. Birincil tüketicimiz çekirgelerdir. İkincil tüketicimiz yılandır. Ayrıştırıcı canlılar yılan da öleceği, çekirge de öleceği, ot da öleceği için her basamakta yer alır diyeyim gençler. Sonra beslenme basamağındaki canlıların toplam organik madde ağırlığına da biyokütle yani biyomans ismini veriyoruz. Besin piramitlerinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle dediğimiz kütlemiz azalacak gençler. Biyokütleyi bireysel kütleyle karıştırmayın. Toplam canlı kütlesinden bahsediyoruz. Yani şöyle bir baktığın zaman dünyadaki tüm otları tarttım. Dünyadaki tüm çekirgeleri tarttım. Hangisinin kütlesi daha ağır gelecektir? Tabii ki daha ağır bir kütleye sahip olan canlılar üretici canlılar olacaktır. Aksi durumunda kıtlık dediğimiz durum söz konusu olacaktır. Besin ağlarında besin maddeleri trofik düzeylerden geçerken enerjinin bir kısmı da kaybolur. Bir kısmı da aktarılır. %10'u bir üst basamağa aktarılırken %90'lık kısmının ise ısı ve boşaltım maddelerine dönüştüğünü yani kaybolduğunu görüyoruz. Böylelikle de minimum kuralı dediğimiz %10 kuralı dediğimiz bir kural ortaya çıkıyor. Mesela baktığımız zaman üreticilerde 10.000 jüllük bir enerji varsa onu yiyen çekirgeye 1000 jül aktarılıyor. Onu yiyen fareye 100 jül, onu yiyen yılana ise 10 jül yani %10'luk bir aktarım söz konusu, %90'lık da bir kayıp söz konusudur. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle azalır. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe enerji kaybı artar. Aktarılan enerji miktarı azalır diyeyim gençler. Bir trofik düzeyden bir sonraki trofik düzeye enerjinin toplam aktarımına da ekolojik verim ismini veriyoruz. Yine bilmemiz gereken birkaç şeyden de bahsedeyim. Besin ağlarında bulunan ve ekosistemin bütünü üzerinde etkili olan canlılara kilit taşı tür ismini veriyoruz. Kilit taşı ne demek? Ekosistemin devamlılığı için gerekli olan canlı türleri anlamına geliyor. Mesela baktığımız zaman ekosistemlerde arıların kilit taşı tür olduğunu görüyoruz. Arılara baktığımız zaman neden bunlara kilit taşı tür denilmiş? Çünkü bitkilerin tozlaşmasının çok büyük bir kısmını arılar gerçekleştiriliyor. Ekosistemdeki arılar yok olduğu zaman tozlaşma azalacağı için, bitki üretimi azalacağı için canlıların neslinin de çok kısa bir sürede sona ereceği düşünülüyor gençler. Yine susamurlarıyla da ilgili yapılan çalışmalar var. Mesela bir göl ekosisteminde su yosunları varmış, susamurları varmış, deniz kestaneleri varmış. Katil balina sayısı artıp bunlar susamurlarını besin olarak tüketince tabii ki susamurları ortadan yok olmuş. Böylece deniz kestanelerinin sayısı artmaya başlamış, su yosunlarının sayısı azalmaya, ekosistemde buna bağlı olarak azalmaya, bozulmaya başlamış. İstilacı tür dediğimiz bir kavram da var. Soru bankalarında bunlar karşınıza çıkabiliyor gençler. Aslında işte kilit taşı tür, istilacı tür kelimeleri 11. sınıfın ekolojisinde daha çok kullanacağımız kelimeler. Ama karşınıza çıkarsa bilmekte fayda var. İstilacı tür dediğimiz zaman normalde o ekosistemde yaşamıyor. O ekosistemde yaşamadığı için avcısı da bulunmuyor. Ekosisteme bir şekilde gelmiş. Geldiği zaman da ekosistemde avcısı olmadığı için çok hızlı bir şekilde çoğalmış, ekosistemin bozulmasına sebep olmuş. Mesela tutmuşlar bir balık türünü göle bırakmışlar. Normalde o balık türünün gölde avcısı olmadığı için o balık türü aşırı derecede artmış. Diğer canlıların neslinin yok olmasına sebep olmuş. Mesela bu aralar haberlerde çok görüyoruz. Akdeniz'de balon balıklarının sayısı Akdeniz'i çok büyük tehlikeye soktu diyorlar. İşte balon balıklarını balıkçılar yakalasın kuyruğunu getirene 5 TL diyorlar. bunun avcılığı çok yapılsın ki balon balıklarının sayısı azalsın diye. Normalde Akdeniz'de balon balıkları yoktu. Bir şekilde Akdeniz'e ulaştılar, gemilerle olabilir, bir yere tutunup olabilir. Bunların sayısı burada artınca diğer besin olarak tüketilen balık sayılarının azalmasına yol açtılar. Sonra fabrika atıklarında bulunan kurşun, civa gibi ağır metaller var, tarım ilaçları var, deterjanlar var, zehirli atıklar var. Bunlar bir şekilde yağmur sularıyla su kaynaklarına ulaşabiliyor. Sonra bu su kaynaklarıyla toprağı suladığımız zaman birincil trofik düzeyde bulunan üretici canlıların vücuduna bu maddeler geçebiliyor. Bu maddeler geçtiği zaman da birikime neden olabiliyor. Yani canlı vücuduna geçip canlı vücudundan atılamayan, o canlının vücudunda biriken maddelere biyolojik birikim yapan maddeler ismini veriyoruz. Ağır metaller en güzel örneğidir. Yine haberlerde diyorlar ki Marmara Denizi'ndeki civa miktarı arttı. Bu aralar çok fazla balık tüketmeyin. Marmara Denizi'ndeki civa miktarı arttıysa bu balıkların vücuduna geçmiş demektir. Mesela her balıkta 3 gram civa varsa ben 10 tane balık yersem benim vücuduma 10 gram civa alacağım demektir. Biyolojik birikimin belli bir düzeyin üzerine çıkması da kişinin tabii ki ölümüne yol açacaktır. Mesela bak vermiş, küçük balıklarda 2.949 ppm kadar zararlı bir madde varmış. Bunu büyük balık yediği zaman onun vücuduna geçiş yapmış, oradan diğerine geçiş yapmış. Böylelikle arta aktarım gerçekleşmiş oluyor. Hatta şuna 4.1 diyelim, daha güzel bir rakam olsun. Bu zehirli maddeler besin zinciri yoluyla insanlara da ulaşarak tabii ki çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabiliyorlar. Kanser gibi vakaların çok fazla derecede günümüzde görülmesinin sebebi aslında bu biyolojik birikime neden olan maddelerdir deniyor. Kanser, sindirim ve solunum sistemi hastalıklarından tabii ki bazıları bu nedenle açığa çıkabiliyor. Hemen bir örnek üstünden de gösterelim. Mesela tarımda kullanılan DDT adı verilen bir böcek öldürücü ilaç vardı. Hatta bu ilacın o kadar çok reklamı yapıldı ki hayvanlarınıza içirebilirsiniz, siz içebilirsiniz diye. Günümüzde Türkiye'de dahil dünyanın çok büyük bir kısmında bu ilacın kullanımı yasaklanmıştır. Çünkü DDT böcek öldürücü ama aynı zamanda biyolojik birikime neden oluyor. İnsan vücudunda da artışı söz konusu oldu ve kanserleşmelere neden oldu. Olay nasıl gerçekleşti? Böcekleri öldürelim, tarım ilacı olarak kullanalım bunu dediler. Tarım zararlılarından kullanıp bitkilerimizi güzel güzel yetiştirelim dediler. DDT kullanmaya başladılar. Tabii ki bunlar kara bitkilerinin yapısına katıldı. Kara bitkilerine kemirgenler yedi, böcekler yedi, insanlar yedi. Böylelikle vücudumuzda biyolojik birikim meydana geldi. Kemirgenlerde, böceklerde, kemirgenleri yiyen yırtıcı kuşlarda da biyolojik birikim meydana geldi. Ya da gidip tarlaya DDT'yi vermişlerdi. Yağmur sularıyla birlikte bu DDT'ler su kaynaklarına ulaştı. Buradan fitoplanktonlara, zooplanktonlara, balıklara aktarıldı. Bu balıkları biz tükettik. Martı, pelikan gibi sucul kuşlar tüketti. Bunların da vücudunda bu DDT miktarı artmış oldu diyeyim gençler. Bu hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan DDT, radyoaktif maddeler ve ağır metaller su kaynaklarına bulaşarak besin zincirinde bulunan tüm canlıların sağlığını tabii ki olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle de günümüzde DDT ülkemize sokulması yasak, kullanımı yasak olan bir maddedir. Aslında konunun en can alıcı kısmı burada. Besin piramitlerinde üreticiden son tüketicilere doğru giden meydana gelen olaylar çok sık soru olarak karşımıza çıkıyor. Göstermiş olayım, bir sucul ekosistem, bir de karasal ekosistem örneğini verdik. Üreticiler her zaman alt basamakta yer alacak. Onları birincil tüketici, ikincil tüketici, üçüncül tüketici besin olarak tüketecek. Ekosistemin her yerinde ayrıştırıcı canlılar yer alacak. Ot da ölür, fil de ölür, kurt da ölür gibi. Ekosistemdeki tüm canlılar ölüp ayrıştırıcılar onları parçalayabileceği için haliyle her alanda yer alacaklar. Üreticiden hop nereye doğru gidiyorum? Son tüketiciye doğru gidiyorum. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe ne yapmasını beklersin? Birey sayısının tabii ki azalmasını beklersin. Biyokütle unutmuyorsun toplam canlı kütlesi anlamına gelir. Biyokütle de üreticiden tüketiciye doğru yine ne yapacak? Azalacaktır. Aktarılan enerji miktarı diyor. Aktarılan enerji miktarı da azalacaktır. Her basamaktan bir sonraki basamağa %10'luk bir aktarım söz konusu olacaktır. Enerji kaybı burası 1000 Joule'dü. Buraya 100 Joule gitti. Buraya 10 Joule gitti. Yani basamaklarda kaybedilen enerji miktarı da tabii ki artacaktır. Zehirli madde birikimi derken biyolojik birikimden bahsediyoruz. Biyolojik birikimde tabii ki artacaktır. Mesela otta 3 tane varsa çekirge 3 tane ot yerse oldu sana çekirgenin vücudunda 9 gram. Kurbağa 2 tane çekirgeye de 18 gram. Yani biyolojik birikim bunlar vücuttan atılamayan maddeler olduğu için artıyor gençler. Şurada dikkat edeceğimiz bir şey var. Vücut büyüklüğü ne yapar genellikle? Artar. Genellikle kelimesini kullanmamızın sebebi ben inek yiyorum. O zaman ben ineğin bir üst piramidinde, bir üst basamağında yer alıyorum ama vücut endeksimize bakacak olursak inek benden daha büyük bir vücut yapısına tabii ki sahip. Gelelim konumuzla ilgili madde döngüleri kısmına. Şimdi madde döngülerine baktığımız zaman azot döngüsü, karbon döngüsü, fosfat döngüsü dediğimiz döngüler söz konusu olacak. Madde döngüleri su, karbondioksit, oksijen ve azot gibi biyotik maddelerin abiyotik ortamlar arasında döngüsel olarak hareket etmesidir. Ekosistemde hiçbir madde yok olmaz aslında. Döngüsel olarak kullanılır. Eğer döngüsel olarak kullanılmasaydı zaten dünyanın sonu gelirdi. En basiti su döngüsünü çok iyi bildiğimiz için oranın üstünden geçeyim gençler. Atmosferde belli bir oranda su buharı var. Yağmur yağdığı zaman yer küreye geliyor. Yer kürede biz içiyoruz, boşaltım yapıyoruz. Bizim yaptığımız solunum faaliyetleriyle veya buharlaşmayla tekrar atmosfere gidiyor. Tekrardan yer küreye dönüyor. Yani su aslında dönüşümlü olarak hareket ediyor. Aynı şey karbon için de geçerli. Mesela atmosferde bir karbondioksit gazının içerisinde karbon var. Bitkiler atmosferden alıp fotosentez yapıyor. Glikozun yapısına katıyor. Glikozu ben yiyorum. Oldu sanırım benim vücudumdaki karbon. Ben her bir yaptığımda mesela atmosfere tekrar vermiş oluyorum. Biz hangi döngüleri göreceğiz? Su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü bizim bugünkü dersimizin konuları olacak. Atık maddelerin çoğu madde döngülerinde yararlanılarak geri kazanılabilir ve bu sayede büyük ölçüde çevre kirliliği de önlenebilir gençler. Örneğin kağıt gibi bitkisel kaynaklı lignin ve selüloz içeren atıklardan hazırlanan besi ortamlarında kültür mantarcılığı da tabii ki yapılabilmektedir. Geldim azot döngüsü dediğimiz döngüye. Azot, amino asitlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin yapısında tabii ki bulunuyor. O yüzden de canlılar için çok önemli bir elementtir. Azotun başlıca kaynağı atmosferdir tabii ki. Atmosferde çok büyük miktarda yani %78 oranında bir azot gazı var. Maalesef ki biz canlılar havanın serbest azotundan yararlanamıyoruz. Yani atmosferde %78'lik bir azot var ama ben yaptığım zaman azotu vücuduma alamıyorum. Azotu bitkiler topraktan alıyor. Ben de bitkileri yediğim zaman azotu vücuduma almış oluyorum gençler. Diğer azot kaynakları havanın haricinde tabii ki toprakta belli bir miktarda azot var. Bitkiler topraktan karşılıyor demiştim. Aynı zamanda göllerde, nehirlerde, okyanuslarda, yeraltı sularında da ve canlıların vücudunda da azot bulunuyor. Atmosferdeki serbest azot gazı kara ve su ekosistemlerindeki canlılar tarafından kullanılmaya uygun formda değildir. Azotun bitkiler tarafından alınabilmesi için amonyum ya da nitrata çevrilmesi gerekiyor. Canlılar tarafından azotun kullanılabilir azotlu bileşiklere dönüştürülmesine azot fiksasyonu yani azotun tespit edilmesi ismini veriyoruz. Azotun fikse edilmesinde de azot gazı amonyağa ve amonyuma dönüşmesi lazım. Yani amonyak NH3'tü ya, amonyum da NH4'tür. Bunlara dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Azot fiksasyonunu iki şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bunlardan birincisi abiyotik fiksasyon, diğeri ise biyotik fiksasyon ismini verdiğimiz fiksasyon çeşitleridir. Ben bunları en sonda aklınızda kalabilecek bir tabloya da dönüştüreceğim gençler. Şimdi atmosferdeki serbest azot dediğimiz azot var. Yıldırım, şimşek gibi olaylar gerçekleştiği zaman havada bulunan serbest azot toprağa bağlanıyor. Hava olayları sonucunda havadaki serbest azot toprağa bağlandı ya, yani abiyotik faktörlerin etkisiyle oldu ya, cansız çevrenin etkisiyle. Buna abiyotik fiksasyon ismini veriyoruz. Bir de özel bakterilerimiz var. Bunlar baklagillerin kökünde yaşıyorlar. Normalde havanın serbest azotunu canlılar alamaz demiştim. Ama baklagillerin kökünde yaşayan Rhizobium bakterileri dediğimiz özel bakterilerimiz var. Bu Rhizobium bakterileri havanın serbest azotunu yakalayarak baklagillere verebiliyor. Baklagiller de bu azottan yararlanabiliyor. Yine havanın serbest azotu yakalandı. O yüzden de biyotik fiksasyon dediğimiz fiksasyon meydana geldi. Sucul ekosistemlerde siyonobakteriler aracılığı ile biyolojik fiksasyon tabii ki gerçekleştirilebiliyor. Bitkiler nitrat tuzları ve amonyum iyonu kullanarak azotlu organik bileşikleri sentezliyorlar. Otçular azot ihtiyaçlarını da tabii ki bitkilerden karşılamış oluyorlar. Toprağa karışan canlı organik atıklar ve ölü organizmalar toprakta devam eden ayrıştırıcı faaliyetlerle amonyak ve amonyum iyonuna dönüşüyor. NH3 ve NH4'ten bahsetmiştik, NO4'ten. Amonyum kemosentetik canlılar olan nitrit bakterileri sayesinde neye dönüşecek? Nitrite. Bunları hep formül tablo çizerek göstereceğim. Nitrit ise yine kemosentetik canlılar tarafından nitrata dönüştürülebiliyor. Bu olaya da ne ismini verecekmişiz gençler? Nitrifikasyon ismini veriyoruz. Nitrifikasyon sayesinde bitkiler nitratı kökleriyle topraktan alabiliyor. Bir de bunun tam tersi bir olay söz konusu olabiliyor. Toprakta yaşayan bazı bakteriler nitratı serbest azota dönüştürerek atmosfere verebiliyorlar. Bu olaya da denitrifikasyon ismi veriliyor. Denitrifikasyon tabii ki topraktaki azot miktarını azaltıp atmosferdeki azot miktarının artmasına sebep oluyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman tabii ki toprakta NH4, NH2, NH3 yani amonyum, nitrit, nitrat gibi maddeler var. Bunların geçiş yolları da farklı şekillerde. Mesela yıldırım çarptığı zaman toprağa bağlanma söz konusu olabiliyor. Buradaki canlıların ölmesiyle toprakta da dönüşümler meydana geliyor. Hadi sizinle azot döngüsünü bir tablo yaparak birlikte görelim. Bunun da mutlaka ekran görüntüsünü alın gençler. Soruları yapacağınız tamamını göstereceğim kısma geliyorum. Şimdi atmosferde belli bir oranda ne vardı? Azot gazı dediğimiz gaz vardı. Atmosferdeki azot gazı çeşitli faktörlerin etkisiyle tabii ki ne yapabilir? Toprağa düşebilir. Atmosferdeki azotun toprağa düşmesini sağlayan olaylardan bir tanesi neydi? Şimşek çakması, yıldırım düşmesi gibi olaylardı. Şimşek çaktığı zaman veya yıldırım düştüğü zaman azot bağlandı. Nereye bağlandı? Toprağa bağlanmış oldu. Neye dönüştü bu? Topraktaki azota dönüştü. Topraktaki azotu alabilen canlılara ne ismini vermiştik? Ototrof canlılar ismini vermiştik. Mesela topraktaki azotu aldı, amino asit sentezledi, DNA, RNA sentezledi. Yani ototrof canlılardaki azota dönüşmüş oldu. Ben de gittim, ototrof canlıyı yedim, yani bitkiyi tükettim. O zaman ne oldu? Heterotrof canlıların yapısındaki organik maddelerin yapısına azot katılmış oldu. Dediğim gibi amino asitlerimin, vitaminlerimin, nükleik asitlerimin yapısında azot var. Diğer bir olayımız neydi? Bizim özel Rhizobium bakterisi dediğimiz, özel bakterilerimiz vardı. Rhizobium bakterileri havanın serbest azotunu yakalayarak kime verebiliyorlardı? Baklagillere verebiliyorlardı. Baklagiller de onlara yemek veriyor. Karşılıklı faydaya dayanan bir ilişkileri var. O zaman havanın serbest azotu da baklagillerin yapısına katıldı. Şöyle diyemez miyiz? Baklagiller de üretici canlılardır. Ben baklagilleri de yerim. Bu mantıkla bakacak olursak doğadaki her canlı ölür. Yani baklagil de ölür, heterotrof canlı da ölür, ototrof canlı da ölür. Bu canlılar öldükleri zaman neye dönüşecekler? Ölü organizmalara veya organik atıklara dönüşecekler. Ölü organizmaların, organik atıkların yapısında da azot var. Bu azotu kim gelip parçalayabilecek? Ölü organizmaları, daha doğrusu kimler parçalayabilecek? Ölü organizmaları parçalayabilen canlılar da bizim için saprofit ismini verdiğimiz canlılardır. Yani bunlar ayrıştırıcı dediğimiz canlılardır. Saprofitler bunu neye dönüştürecekler? Amonyağa dönüştürecekler. Amonyak da bizim için formülü neydi? NH3'tü. Amonyak toprakta artık, ama amonyak bitkilerin kullanabileceği form değil. Amonyağın neye dönüşmesi lazım? Önce devreye nitrit bakterilerinin girmesi lazım. Nitrit bakterileri devreye girdiği zaman bunu NO2'ye, yani kime? Nitrite dönüştürmeli. Hop, NO2 oluştu, yani nitrit oluşumu söz konusu oldu. Sonra devreye kimler girecek? Nitrat bakterisi dediğimiz bakteriler girecek. Nitrat bakterileri de bunu NO3'e dönüştürecek. Yani ne meydana geldi? Nitrat meydana geldi. Nitrat ise bakterilerin dönüşümü sonucunda oluşturulan topraktaki kullanılabilir azot formudur. Bitkiler de bu nitratı alarak işlerini gerçekleştirebilirler. En uzun döngü azot döngüsüdür. En çok soru karşınıza çıkacak döngü azot döngüsüdür. Aslında bundan başka bir şey değildir. Azot döngüsünde bir de kimi gördük? Bizim denitrifikasyon, buraya yazmayayım, pardon, şuraya yazayım. Denitrifikasyon bakterisi dediğimiz bakterilerimiz vardı. Denitrifikasyon bakterileri de ne yapıyorlardı? Topraktaki azotu atmosfere veriyorlardı gençler. Yani topraktaki azotun azalmasına sebep oluyorlardı. Amonyağın nitrata dönüşümü sırasında meydana gelen olaya da ne ismini verecekmişiz? Nitrifikasyon ismini verecekmişiz. Soru kalıplarını anlatmaya başlıyorum. Azot döngüsüyle ilgili karşıma çıksa hangi kısımları en çok çıkar? Şimdi neyle başladık? Öncelikli olarak bizim ölü organizmalarımız veya organik atıklarımız vardı. Bu ölü organizmaları, organik atıkları parçalayan canlılara ne ismini veriyorduk? Bu canlılar ayrıştırıcı, yani saprofit, yani çürükçül dediğimiz canlılardı. Bunu neye çeviriyorlardı? NH3'e, yani amonyağa dönüştürmüş oluyorlardı. NH3'ü devreye kim girerek hallediyordu? NH3'ü devreye nitrit bakterisi girdi. Kime çevirdi? Nitrite, yani NO2'ye çevirdi. Hemen onu da göstermiş olayım. Sonra devreye kim girecekti? Nitrat bakterisi girecekti. Nitrat bakterisi de bunu neye çevirecekti? NO3'e çevirecekti. NO3 de tabii ki bitkiler tarafından, yani ototrof canlılar tarafından topraktan alınabilecekti. Soruları sorarken şöyle yapıyoruz. Döngünün bu kısmını yazıyoruz. Diyorum ki şuradaki canlı X olsun, buradaki canlı Y olsun, buradaki canlı Z olsun. X canlısı kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahiptir diyorum. Bir kere X canlısı saprofit bir canlı, ayrıştırıcı bir canlı. Bazı bakteriler de ayrıştırıcıdır. Bazı mantarlar da ayrıştırıcıdır. X ile belirtilen canlının hücresel yapısını bilmiyorum. Bakteri de olabilir, mantar da olabilir. Yani prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. X ile belirtilen canlı ototroftur. Bir kere ayrıştırıcı canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Yani bu canlılar heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılardır. Y ve Z canlısına baktığım zaman ise bunların kesinlikle bakteri olduğunu bildiğime göre bunlar prokaryot canlılardır. Aynı zamanda bunlar ototrof canlılardır. Kemosentez yaparak kendi besinini kendi üreten canlılardır. At iti döver. At sonra, it önce gelecek. 3, 2'den büyük. NO3 sonra, NO2 önce oluşacak. Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan canlıların en güzel örneğidir diyeyim gençler. Buradan da hemen karbon döngüsü dediğimiz döngümüze de geçmiş olayım. Şimdi karbon döngüsüne baktığımız zaman bütün organik bileşiklerin yapısında tabii ki karbon elementinin olduğunu buluyoruz. Yeryüzünde karbondioksit gazı halinde ya da karbon monoksit gazı halinde bulunabiliyor karbon molekülü. Mesela fotosentezi hatırlayacak olursak karbondioksitle su tepkimeye giriyordu. Buradan besin ve oksijen sentezi gerçekleşiyordu. Tepkimenin gerçekleşmesi için illaki ışık enerjisine ihtiyacımız var ve tepkimenin gerçekleşebilmesi için klorofil pigmentine illaki ihtiyacımız var. Ototrof canlılar karbondioksit ve su kullanarak organik besin maddelerini sentezlemiş olacak. Karbon fotosentez yapan canlıların tüketiciler tarafından kullanılmasıyla da diğer canlıların vücuduna geçmiş olacak. Sadece fotosentez gibi düşünme. Kemosentez yapan canlılarda, fotosentez yapan canlılarda atmosferin karbondioksitini kullanır. Yani atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasına sebep olur. Oksijenli solunum yapıldığında, yani bir yaptığımızda atmosfere karbondioksit gazı veriyoruz. Etil alkol fermentasyonu denilen bir fermentasyon çeşidi de var. Bu fermentasyonda da yine atmosfere karbondioksit gazı veriliyor. Yani fotosentez, kemosentez, solunum olayları karbon gazının atmosferde döngüsel bir biçimde kullanılmasını sağlıyor. Ama sadece bunlar değil, başka olaylar da bu konu üzerinde etkili oluyor. Su yosunları ve kara bitkileri fotosentez yaparak atmosferdeki karbondioksit oranını düşürüyorlar. Ancak kömür, doğalgaz, fosil yakıtların kullanımı, hücresel solunumu, yanardağlar, orman yangınları atmosferin karbondioksit miktarını arttırıyor. Atmosferdeki karbondioksit oranı %0,03'tür gençler. Atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesi atmosferin ısınmasına neden olur. Atmosferin ısınmasına da sera etkisi ismini veriyoruz. Yani aslında şöyle hayal edebilirsin. Şurası dünya, burası güneş. Güneşten gelen ışınlar ve dünyadan çıkan gazlar var. Bu gazlar atmosferin etrafında bir sera etkisinin oluşmasını sağlıyor ki sera etkisi oluşmalı. Sera etkisi meydana gelmezse dünyanın istenilen sıcaklığı oluşmaz. Biz sera etkisinin artmamasını istiyoruz. Çünkü sera etkisi artarsa bu tabaka kalınlaşıyor. Bu tabaka kalınlaştığı için de güneş ışınlarından gelen ısılar içeride hapsoluyor. Dünyanın günümüzde olduğu sıcaklığın çok üstüne çıkması söz konusu oluyor. Yerküredeki litosfer karbon kaynaklarının biri de kireç taşıdır. Yerküreye litosfer ismini veriyoruz. Hava küreye de hani atmosfer diyoruz ya, oradan düşünün. Kireç taşı havayla temas ettiğinde aşınmaya ve erozyona uğrar. Kireç taşının içinde bulunan mineral halindeki karbon yavaş yavaş ayrışıp karbondioksit halinde denizlere ve atmosfere karışarak karbon döngüsüne katılmış olur diyeyim. Gençler, karbon döngüsünü şuranın üstünde gösterdikten sonra hemen ben de size zaten karbondioksit döngüsünü tablolamış olacağım. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var, 0,03 oranında dedik. Atmosferdeki karbondioksit gazını bitkiler fotosentez yaparak veya kemosentez yapılarak yerküreye alınabiliyor. Yani hem kemosentezle alınabilir hem de fotosentezle alınabilir. Bitkiler yapısına kattı. Bitkileri bizler yediğimiz zaman tabii ki bizim yapımıza da katılıyor. Bitki de solunum yapar, ben de solunum yaparım. Yine atmosfere verilmiş oldu. Veya fabrika bacalarından çıkan yakıtlar, fosil yakıtların tüketilmesi atmosferdeki karbon miktarını arttırabiliyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Atmosferde tabii ki belli bir oranda karbondioksit gazı var. Atmosferde bulunan karbondioksiti iki canlı grubu alabiliyormuş. Ne yapacaklar? Ya fotosentez gerçekleştirecekler ya da kemosentez yaparak yapılarına katılacaklar. Yapılarına katan canlılarımız kim? Ototrof canlılar dediğimiz canlılardır. Ototrof canlı mesela işte karbonhidrat yaptı, glikoz yaptı, yapısına kattı. Ototrof canlıyı besin olarak ben tükettiğim zaman da kimin yapısına katılmış olacak? Heterotrof canlıların yapısına katılmış olacak. Ototrofları heterotroflar yedi. Şöyle olaylar meydana gelebilir. Sonuçta ototroflar da ölür, heterotroflar da ölür. Ne oldu? Ölü organizmalara dönüştü. Ölü organizmaları birincisi ayrıştırıcılar gelip parçalayabilir. Ayrıştırıcılar gelip parçaladığı zaman ayrıştırıcıların yaptığı her bir solunumla atmosfere tekrardan bu karbon dönebilir. Veya ölü organizmalar neye dönüşebilir? Fosilleşebilir. Fosil yakıtlara dönüşebilir gençler. Biz de fosil yakıtları götürüp yaktığımız zaman yanma olayları sonucunda atmosfere bu gazı vermiş oluruz. Aslında daha kısa yoldan da verebiliriz. Sonuçta bitkiler de oksijenli solunum yapıyorlar. Yani solunum olayını gerçekleştirdikleri zaman atmosfere karbondioksiti verebilirler. Veya hayvanlar aleminde bulunan mesela canlılar solunum yaptığı zaman atmosfere karbondioksit gazını vermiş olurlar. Karbon döngüsü dediğimizde bundan ibarettir gençler. Bunun da mutlaka notunu alın, ekran görüntüsü alın diyeyim. Şimdi son döngümüz aslında en kısa döngümüz olan su döngüsü dediğimiz döngüdür. Canlılar suyu sıvı olarak tüketiyorlar. Daha sonra ise terleme ve solunum ile dışarıya atıyorlar. Su canlılar tarafından atmosfere bu şekilde geçmiş oluyor. Su döngüsünde buharlaşma ve yoğunlaşma olayları önemli bir role sahiptir. Okyanuslardan, denizlerden, akarsu ve göllerden buharlaşan su molekülü atmosferde yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur, kar, dolu şeklinde tekrar inebiliyor. Yeryüzüne yağışlarla ulaşan su denizlere, okyanuslara, akarsu ve göllere geri dönüş yapacak diyeyim gençler. Toprağın altına sızan bir su da var. Bu da yeraltı su rezervlerini tabii ki beslemiş olacak. Yine su döngüsünün şekilsel olarak da bir gösterelim. Yeraltı suları ise topraktan süzülebiliyor. Okyanus, deniz ve göllere karışabiliyor. Bu şekilde su döngüsü de tamamlanmış oluyor. Suyun sürdürülebilirliği açısından da tabii ki su döngüsü oldukça önemli. Şimdi bak, yerkürede su kaynakları var. Buharlaşma olayıyla tabii ki bunlar atmosfere taşınıyor. Atmosferden de yağışlarla tekrardan yerküreye geliyor. Yerkürede diyelim ki canlılar içti. Sonuçta biz aynı zamanda boşaltım da yapıyoruz. Yaptığımız boşaltım faaliyetleriyle de tekrardan yerküreye gitmiş oluyor diyeyim gençler. Konumuzla ilgili birkaç tane sorumuza da bakalım. Yanda bir ekosisteme ait besin ağı verilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Şimdi öncüllere bakmadan önce soruya bir bakalım. Kim kiminle alışveriş halinde olmuş? Şimdi U canlısına baktığın zaman T de U'ya gitmiş, X de U'ya gitmiş, Y de U'ya gitmiş, Z de U'ya gitmiş. Herkes ölür. O zaman U ile gösterilen canlının kim olması gerekiyor? Ayrıştırıcı dediğimiz canlı olması gerekiyor. Ayrıştırıcı canlıları besin olarak tüketecek canlı, yani daha doğrusu ayrıştırıcıyı besin olarak tüketmeyecek ama ayrıştırıcı ne yapıyordu? Organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyordu. Ayrıştırıcının oluşturduğu inorganik maddeleri kullanacak olan canlı, yapısına katacak olan canlı ototrof dediğimiz, yani üretici dediğimiz canlıdır. O zaman bunu da üretici olarak buraya not almış olayım. Üretici canlıyla beslendiğine göre ve sadece üretici canlıyla beslendiğine göre şurası birincil tüketici dediğimiz otçul beslenme özelliğine sahip canlımız. Buraya baktığın zaman bu da sadece otla, yani üretici canlıyla besleniyormuş. Burası da birincil tüketici dediğimiz canlımız. Bu hem X'le hem Y'le besleniyormuş. Burası zaten ikincil tüketici canlı dediğimiz canlı olacak. Hem otla hem etle beslendiği için buraya mesela hepçil canlı diyebiliriz. Birincil tüketici olan şu canlıya da otçul diyebiliriz. Bunlar birbirinden bağımsız zincir oluşturmuş olabilir. X canlısının depo polisakkariti nişastadır diyor. X canlısının üretici canlı olduğunu söyledik. X canlısı üretici bir canlıysa, bitki ise bitkilerin depo polisakkariti, yani depo karbonhidratı da nişastaydı. O zaman bu bizim için doğru. T, Y ve Z canlıları otçuldur diyor. Şimdi T canlısının otçul olduğunu bulmuştum. Y canlısının otçul olduğunu da bulmuştum. Z canlısı hem otla hem etle besleniyor. Hepçil bir canlıdır. O zaman bunu alamadım. Biyolojik birikimin en çok olduğu canlı Z canlısıdır. Biyolojik birikim için ne demiştik? Üreticiden son tüketiciye doğru biyolojik birikim, aktarılan zehirli madde miktarı artar. Z canlısı da İkincil tüketici, yani son tüketici olduğu için tabii ki biyolojik birikimin en çok olduğu canlı Z canlısıdır. U canlısı azot döngüsünde görev yapar. Azot döngüsünde tüm canlılar görev yapar. Bazen şöyle yazıyoruz: X, Y, Z. Z canlısı su döngüsünde görev yapar. Ya su döngüsünde görev yapmayan canlı mı var? Su içmeyen canlı mı var? Her canlı her döngüde görev yapar. U canlısı ayrıştırıcıdır. Tabii ki azot döngüsünde görev yapacaktır. Hangileri yapılabilir dediği için cevabımız da 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Diğer bir sorumuza da bakayım. Yukarıda verilen canlılardan hangileri toprağın zenginleştirilmesinde rol oynar? Toprağın zenginleştirilmesiyle kastedilen şey toprağın azot bakımından zenginleştirilmesidir. Denitrifikasyon bakterileri ne yapıyordu? Topraktaki azotu atmosfere veriyordu. Denitrifikasyon bakterilerinin artması topraktaki azot miktarının azalmasına, yani toprağın fakirleşmesine sebep olacaktır. Nitrifikasyon neydi? Toprakta oluşan amonyak vardı. Amonyağın nitrite, NO2'ye, onun da NO3'e dönüşmesi lazımdı. Bu olaya nitrifikasyon ismini veriyorduk. Nitrifikasyon sırasında toprak azot bakımından tabii ki zenginleşecek. Ayrıştırıcı canlıların toprakta hep olmasını isteriz. Çünkü ayrıştırıcı canlılar da toprağı inorganik madde bakımından zenginleştirecektir. Bitkiler ise toprakta bulunan inorganik maddeleri kullanacaktır. İnorganik maddeleri kullandıkları için bitkileri inorganik madde bakımından fakirleştirecektir gençler. Hangileri zenginleştirilmesine rol oynar dediğimiz zaman cevabımızın tabii ki 2 ve 3 şeklinde olması gerekiyor. Böylelikle aslında dersimizin sonuna da gelmiş olduk gençler. Hatta döngüleri şuranın üstünden ben bir göstereceğim size. Keşke önceden aklıma gelseydi, açsaydım. Şimdi 0'dan 10'a kitaplarınızın çok büyük bir kısmında olduğunu biliyorum gençler. Benim yazdığım tablolar vardı orada. Atmosferdeki karbondioksit fotosentez, kemosentez yoluyla nasıl dönüşüm yapıyor? Bu özellikle tablolara dikkat edin. Azot döngüsünde de bu tablolara özellikle dikkat edin gençler. Bir sonraki derste bu tabloları diğer videonun başına da mutlaka koyacağım. Sorular oranın üstünden geldiği için diyeyim. Hemen neler öğrendik kısmına da geçeyim. Besin piramidini, besin piramidinde enerji aktarımının nasıl gerçekleştiğini öğrendik. Biyokütle piramidini anlattık. Biyolojik birikimi, biyolojik birikimin insan sağlığı ve diğer canlılar üzerindeki olumsuz etkileri de bugünkü dersimizin konusu oldu. Madde döngülerinin genel özelliklerinden bahsettik. Madde döngülerinden su döngüsü, karbon döngüsü ve azot döngüsü olaylarını da bugünkü dersimizde öğrendik. Böylelikle dersin sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.